kurban olduklarım nerede kaldık? Omurgasız hayvanlarda bunların genel özelliklerini bitirdik. Şimdi ise bu omurgasız hayvanların özellikleri neler? Omurgasız canlıların sahip olduğu yapılar neler? Hadi gelin birlikte bu konuları bıçaklayalım. Gelsin. Kanka omurgasız hayvanları ben sana güzel bir kodlamayla vermiştim. Tekrar hatırlayalım. Sosis 7 şeklinde kodlamıştık. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, ekran bacaklar ve derisi dikenler olarak adlandırdığımız kısımda. İki gözümün çiçeği. Şimdi baktığımızda bu alanda biz bu videoda özellikle kıymetli arkadaşlarım süngerler, sölenterler ve yumuşakçalar kısmına odaklanalım. Şöyle ikiye ayıralım. 3-3 şeklinde kafamız çok karışmasın. Güzel güzel sindirerek ilerlemiş olalım. O zaman gelsin hocam. Süngerlere şöyle bir baktığımızda omurgasız hayvanların en basit grubudur. Yani bunları mesela ben kafama göre yazmadım. Bu sıralama en az gelişmişten en çok gelişmişe doğru. Hani bizim protistlerde işte e, protist, bitki, mantar, hayvan, ökartüce de gelişmişlik sırasına göre sıralamamız vardı ya. Aynı durum burası için de geçerli. Omurgasız hayvanları da en az gelişmişten en çok gelişmişe doğru sıralamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıralamamız bu şekilde ilerlemiş olacak iki gözümün çiçekleri. O zaman biz ne diyoruz? Süngerler hayvanlar aleminin en basit grubudur. O zaman bunu buraya ekledim. Kanka bunlar deniz dibinde hareketsiz olarak yaşıyorlar. Oo hocam Peki hayvanlar tamamı aktif olarak mı hareket ediyordu? Hocam siz bize bunu önceden öğretmiştiniz işte benim öğrencilerim. Arkadaşım hayvanların tamamında aktif hareket görülmez. Buyurun cevabı. Süngere bak anne. Süngerlerin genel özelliklerini işlediğimizde deniz dibinde hareketsiz yaşarlar. E peki sen dersen ki hareket eder. O zaman bıçağı yersin kanka. Dikkat etmekte büyük bir fayda var. O zaman hayvanların da aktif ya da pasif olarak hareket edenleri olabilecektir. Ve deniz dibinde özellikle süngerler hareketsiz olarak yaşayabilen canlı gruplar arasında. Abo arkadaşlar bu alana dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bir süngeri incelediğimizde vücudunda kıymetli arkadaşlarım neler görüyoruz? Porlar. Hadi gelin şekli şöyle büyütelim. Ana şu porlara bakın. Ne kadar güzel görünüyor. Gördünüz mü? İşte canlarım bu porlar özellikle alışveriş noktasında, suyun giriş çıkışı noktasında büyük önem arz ediyor. Bunlar çok basit. Yani bunlarda zaten böbrek göremezsin. Kanka şurada bakıyorsun. Sence süngerde böbrek var mı? Ben göremiyorum. <laughs> Olmasını zaten şekilde de gördüğümüz üzere bekleyemeyiz. Bunlar yine hermafrodit. Hermafrodit ne demekti? Çift cinsiyetlilik yani bir birey üzerinde dişi ve erkek üreme organı birlikte bulunuyorsa biz bunu hermafrodittir diyebiliriz kanka. Bunu da buraya eklemiş olalım. Hem eşeyle hem eşeğsiz üreyebiliyorlar. İki türü de tercih edebiliyor süngerler. Bunu da bilmiş olalım. Şimdi bunların iç iskeletleri özellikle farklı böyle malzemelerden yapılmış. Öyle düşün. Nedir hocam bu? Hemen ifade edelim ki gözümün çiçekleri. Silisyum oksit ve kalsiyum karbonattan yapılmıştır. Yani bunun içini, iskeletini şöyle incelediğimde, açtığımda bunun içinde ben ne görüyormuşum? Silisyum oksit ve kalsiyum karbonat. Yapılmıştır diyebiliriz iç iskeletleri. Ve bu canlı grupları çok ciddi bir özelliğe sahip. Nedir hocam? Rejenerasyon. Kıymetli arkadaşlarım hücre bölünmesi kısmında eşeğsiz üreme de size bundan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Rahatta kalın. Kendini yenileme özelliği. Yani nasıl hocam? Kanka süngeri aldım. Bak şu alanı kopardım. Fıçık, fıçık. Ne yapıyor biliyor musun? bu alın hemen kendisi yenileyebiliyor. Oo hocam o zaman kopan kısmı tamamlıyor. Kopan kısmın tamamlanması ve aynı şekilde oluşması rejenerasyonu ifade edecek ve bu durum kendini yenileme durumu. Harikasın. O zaman rejenerasyon yeteneği olabildiğince yüksektir dememiz gerekiyor iki gözümün çiçeği. Ve bu canlı grubu. Mesela nerede yaşıyor? Deniz dibinde ve hareketsiz yaşıyor hocam. Şimdi benim boşaltım atık çeşitlerim vardı. İşte amonyak olabiliyordu, ürik asit olabiliyordu, üre olabiliyordu. Sorum gelsin. Canlıların karakteristik özelliklerinde boşaltımda aslında bu kısmı anlatmıştım. Bir canlının hangi boşaltım atığını atacağını ne belirliyordu kanka? Harikasın be. Yaşadığı su ortamı dediğini Duyuyorum gerçekten. İşte istediğim cevap bu sevgili arkadaşlar. O zaman deniz dibinde yaşıyor, hareketsiz. Amonya niye yüreğe çevirmekle uğraşsın kıymetli arkadaşım? Direkt olarak amonyağı attığını söyleyebiliriz. Boşaltım atığı olarak amonya kullanılıyor. Özellikle bu konuda hangi canlının hangi boşaltım atığını attığını dikkatle ve defaatle dinlemeni ve tekrar etmeni öğrenmeni istiyorum. Süngerlerin. Dolaşım sistemi gelişmemiş, boşaltım gelişmemiş, solunum gelişmemiş, sindirim gelişmemiş. Hocam neredeyse hiçbir şey gelişmemiş. Bütün olayı işte şurada gördüğümüz vücut düzeyindeki pollerle gerçekleştirebiliyor bu canlı grubu. Hocam, hocam en basit olmakta bence haklı. Bir haklılık durumu görmekteyim. Bir şey yok ki doğru düzgün baktığınızda kıymetli arkadaşlarım. Süngerlerin genel özelliklerini. Hadi gelin şöyle bir tekrar edelim. Hayvanlar aleminin en basiti. Zaten gördüm hocam. Hareketsizleşiyor. Vücudunda poller var. Madde alışverişini bununla gerçekleştirebiliyor. Hermafrodit çift cinsiyetli. Bir birey üzerinde dişi ve erkek üreme organı olduğu için çok hızlı yürüyebilme özelliğine sahip oluyor. İç iskeletlerinde silisyum oksit ve kalsiyum karbonattan yapılmış. Hocam bunu kestin. Herhangi bir yeri koptu. Hemen kendini yenileyebiliyor ve boşaltım atığı olarak amonyağı tercih ediyor. Dolaşım, sindirim, solunum, boşaltım bunların hiçbiri gelişmemiştir dememiz gerekli iki gözümün çiçekleri. Oo güzel süngerleri tokatladık kanka. Sıra geldi sölen terlerdeyiz. Sölen terlere baktığımızda Hı, hocam Sıralamayı hemen gözümün önüne getiriyorum. Bak bu hep önümde olacak. Sen de bir kağıda yaz. Çalışırken, videoyu izlerken önünde dursun o alan. Süngerlerden bir tık daha gelişmiş olduğunu tablodan da görebiliyorum. Harikasın. Ezber yapmadım. Geliyorum. Söğlen tellerin genel özelliklerine şöyle bir baktığımda. Tentakül adı verilen uzantılarıyla besinlerini yakalayabiliyorlar. Avlarını yakalayabiliyorlar. Tentakül adı veren, verilen uzantıları var bunların ve bununla beraber hareketlerini ve savunmalarını sağlayabiliyorlar kanka. Şu an tam bir Bülent Ersoy moduna geçiyorum. Geldi. Ay kolları gördünüz mü kanka? Bunlar işte e, deniz dibinde hareketsiz olanlar da var. Yüzücü formu da var. Süngerlerden farklılaşıyor artık yüzen taraf var. Kanka deniz dibinde hareketsiz olanlar genelde şöyle oluyor. <laughs> Ay, bir yerde sabit kollar oynuyor kanka böyle. Tamam mı? İşte bu bir söylenteri ifade ediyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım. Bülent Ersoy modunda takılıyor. Onlar polif formları. Bunu unutmayacaksınız. Bir de bunların yüzücü formları var ki bunu zaten çok iyi biliyoruz. Medüs formu. Hadi gelin bunu da detaylı bir şekilde öğrenmiş olalım. Kanka bakıyorum bunların demek ki tentakil uzantılarını <laughs> öğrenmiş olduk. Besin geliyor kanka böyle yapıyor. Alıyor av geliyor kes buraya diyor. <laughs> Kollarıyla birçok şeyi halledebiliyorlar. İşte o tentakil uzantılarını da hem de kendilerine herhangi bir canlı yaklaştığı zaman savunma amaçlı da kullanılabiliyor. <laughs> Zehir fışkırtıyor kanka. Onun için dikkat etmek lazım Solunum boşaltım gibi özelleşmiş yapıları bunların da yok. Zaten süngerlere yakınlar baktığınız zaman bu yapıları beklemiyoruz. Eşeyle eşeysiz yine iki farklı formda üremeyi görebiliyoruz ve bunlar da ışınsal simetriye sahiptir diyebiliriz. Bu kısımlar çok da önemli değil arkadaşlarım. Özellikle şu alana yoğunlaşmakta büyük fayda var. Şimdi bakıyorum. Sönenterlerin iki türü var dedim size. Polip, sabit, medüs, yüzücü form. Sabit formları çok iyi öğren. Örneğin mercanlar, hidralar ve deniz çakayı. Bu üç canlı grubu polip formudur. Deniz debinde hareketsizdir, sölenterdir bunlar. Anlaştık. Bir de bunların yüzücü formatı var ki bu medüzdür. Burada da deniz anasını görmekteyiz. Hani kanka denizde ayağına böyle poşet takılıyormuş gibi bir hissiyat oluyor ya ya da Böyle şeffaf bir şey görüyorsun, uzaktan gördüğünde onu poşet sanıyorsun ya. Kanka çok üzgünüm ama o poşet değil. O eşittir bir medüz yani deniz anası. Ve onlar kıymetli arkadaşlarım. Tentekülleri sahipler yine sönenter oldukları için denizde kafamıza, gözümüze, her yere, kolumuza, bacağımıza yapışabilir. Ki ben çok fazla yaşadım arkadaşlar bu durumu. Korkulacak bir esas yok aslında. Bu canlı grubu geliyor yapışıyor tentaküllerini bırakıyor zehirlerini bırakıyor tentaküllerden kıymetli arkadaşlar ama hani hemen o alanı Böyle kolonyayla falan temizleyebilirsiniz, bol suyla yıkayabilirsiniz. Biraz kızarıklık oluyor, geçiyor. Tabii burada onların çok tehlikeli boyutta zehir saçanları da var açıkçası. Ama tabii onlar için biraz daha diplere inmekte, daha derinlere açılmakta fayda var. O şekilde görebiliriz ancak onlarla o şekilde karşılaşabiliriz. Genelde bizim yüzdüğümüz alanlarda belli bir noktaya kadar bunların küçük küçük formları oluyor. Onlarda yine dikkat etmekte fayda var. Çok fazla poşet şeklinde yapı görüyorsanız şayet yine denize girmemenizi tabii ki de tavsiye ederim. Alerjik bir reaksiyon bırakabilir ama haricen kıymetli arkadaşlarım çok da korkulacak bir noktaları yok açıkçası. Şimdi geliyorum canlar bakın <laughs> buyurun bu benim kendi çektiğim bir fotoğraf. Mersin'de ee, neresiydi burası ya? Mavi Kent miydi galiba? Mersin'de Mavi Kent diye bir alan var. Orada sevgili arkadaşlar böyle karaya vurmuştu. Kocamandı. ilk defa bu kadar büyük bir deniz anası gördüm açıkçası. E, bakın şunlar tentaküller sevgili arkadaşlar. Buradan zehirlerini bırakıyorlar zaten. Böyle hareketsiz bir şekilde kıyıya vurmuştu, ölmüştü kıymetli arkadaşlar Böyle hani neye benziyor biliyor musunuz? Ee, slime var ya, slime'a benziyor gerçekten. Ona benzer bir yapısı var. Ee, yine de çok dokunmamakta büyük bir fayda var. Kendi çektiğim bir resim. Bu da kıymetli arkadaşlarım genelde daldığın zaman dalgıçlar çok fazla görüyorlar bunları. Mercan resifleri en fazla canlı çeşitliliğinin olduğu alanlar. Mercan resifleri, polipler. İşte bu kadar güzel canlılık içeren alanlar arasında iki gözümün çiçekleri. Evet. Bunları da bu şekilde ifade etmiş olduk. Canlar. <laughs> hayvanlar aleminde ilk sinir sistemine hidralarda rastlıyoruz. Bakın şurada yani polip formunda polibin formu olan hidrada ilk sinir sistemi var. Nasıl tarihte ilkler önemliyse omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlarda ilk kısımlarına cümlelerine dikkat etmenizi istiyorum. Hidralarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Hemen küçük bir postit kağıda yapıştırıyorsun. Çık karşına bir iki tekrar olayı bitiriyoruz kanka. Evet bakın bu şekilde yapıya sahip. Bunun şekli size çok çıkmaz sadece gözünüzde <laughs> canlansın diye veriyorum iki gözümün çiçeklere. Bunu da bir bu şekilde ifade etmiş olalım. Hidra polip sabit formunun olduğunu söyleyebiliriz. Evet su ile madde alışverişi vücut yüzey aracılığıyla, aracılığıyla yapılır. Tıpkı e, süngerlerde olduğu gibi ve sölenterlerin çok çok güzel bir durumu var sevgili arkadaşlar. Bunlar gece mavi bir ışık çıkarıyorlar. Böyle denizin içinde yürüdüğün zaman böyle ayaklarının önünde mavi ışık çıkma durumu oluyor. Bunun adı biyolominesans. Hemen yazıyorsunuz YouTube'da göreceksiniz sevgili arkadaşlar. O kadar güzel ki bu durumu yaşamak istiyorum. İnşallah bu durumu yaşadığım bir alan olur ve sizinle onları da paylaşırım sevgili arkadaşlar. Denizin içinden şöyle akşam yürüdüğünüz zaman ayağınızın önünde ışık saçan bir yapı varsa Oralarda yoğunlukla sölenteller vardır ve düşmanları tarafından fark edilebilmek için ya da kendilerini onlara karşı korumak için mavi bir ışık yayarlar. Bunun adı da biyolo minesans dediğimiz yapı oluyor sevgili arkadaşlarım. Genel kültür tadında ha, çıkabilir mi? Olabilir kanka. Bunu bilmeni istiyorum açıkçası. Hadi bakalım devam edelim. Sıra hocam neredeyiz? solucanlardayız. Solucanları kaça ayırmıştık? Şekillerine göre 3'e. Hemen tabloma tekrar geliyorum. Bakıyorum tabloma. O hocam halkalı olabilir, yassı olabilir, yuvarlak olabilir. O zaman hadi gelin detaylarıyla birlikte solucanları da öğrenelim. Bazılarında vücut bölmeleri ayrılmıştır. Derileri nemli olup vücut yüzeyiyle solunum yaparlar. Kıymetli arkadaşlarım illaki parkta bahçede oynarken ki çocukluğunuzda işkence ettiğiniz canlı grubu olduğunu söyleyebilirim ki ben de öyleydi. Ne oluyordu arkadaşlar? Parka bahçeye iniyordum, bakıyordum, toprak solucanı görüyordum hemen. Elime alıyordum arkadaşlar hemen bir çubuk. O hayvanı kendi etrafında şöyle 5 tur çeviriyordum. Eziyet ediyordum. <laughs> bunu uyguladığım tüm solucanlardan şu anda özür diliyorum arkadaşlar. Ama bunu yaptım gerçekten. Eminim sen de yapmışsındır. Yetmedi benim bazı cani arkadaşlarım. Bu canlıları şöyle kesiyorlardı arkadaşlar. Bunların rejenerasyon yetenekleri çok yüksek olduğu için kendilerini de tamamlayabiliyorlar. Böyle bir özellikleri de var grubunu aslında çok da uzakta uzak değiliz, aşinayız. Bunu da söylemiş olalım. Hadi bakalım devam edelim. Derilerin nemlidir. Böyle bir nemli yapı görsünüz ve genelde hani böyle segmentli yapılar vardır. Bakın vücut düzeyi bu şekilde bir yapıya sahip oluyor ve bakın yine ilklere geliyoruz doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız gruptur. Yani bakın bu ilkleri hep bir yere not almakta fayda var. Soru olarak karşımıza gelebilir. Yine bu canlı grupları da boşaltım atığı olarak amonya tercih ediyorlar ve şekillerine göre yassı, yuvarlak ve halkalı solucanlar olarak değerlendiriliyor kanka. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Hadi bakalım yassı solucana geldik. Vücut yüzeyiyle gaz alışverişi yaparlar. Yassı solucanlar evet gerçekten vücudu bir yassı yapıya sahip olduğu için bu isim verilmiştir. Bakın kare ciğer kelebeği bu bir kelebek değil bir yassı solucan. Hocam bu canlıların isimlerini niye kolaylaştırmamışlar? Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar. Farklı farklı böyle isimler vermişler. Gördüğünde kelebeği andırıyor diye düşünüyorsun. Ben de ilk başta öyle düşünüyordum ama biyolojiye gidince işin öyle olmadığını anladım. Kare ciğer kelebeği bir yassız solucandır. Planaria bir yassız solucandır. Tenya yassız solucandır. Kıymetli arkadaşlarım konunun başlığı canlı dünyası. Canlıyı tanımadan konuyu nasıl öğreneceğiz? Kurban oldum. Onun için canları çok iyi irdelemekte fayda var. Hadi bakalım. Vücut düzeyiyle gaz alışverişi yaparlar. Yine bakın böyle bir solunum sistemi falan çok özelleşmiyor buralarda. Vücutlarında ağız ve anüs görevi yapan tek açıklık bulunuyor. Kanki, kanki şöyle düşün bak. Ağızda anüs de tek açıklıkla, yemekle atıkla tek açıkla gidiyor. Biraz mide bulandırıcı. Ee, benim de şu anda mide bulandı ama ne yapalım bu canlı grubunda öyle bir durum var kıymetli arkadaşım. Ağız ve anüs görevi tek açıklık bulunuyor ve genellikle hermofroditler, bakın hermofroditlik halen devam ediyor. Vücutları yassı ve ince bunu söyleyebiliriz. Parazit serbest yaşayan türleri olabilir. Mesela kıymetli arkadaşlarım şu tenyalar parazit olarak yaşamayı çok tercih ediyorlar. O da söylemiş olalım. Eşeyle eşeysiz yine üreme var. Bir Bilateral simetrinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar zaten hep olan şeyler. Ama kıymetli arkadaşlarım bakın burada dikkat çeken durum şurasıdır. İp merdiven sinir sistemi. Bak biz sinir sistemini nerede gördük? Hiç ezber yapmayacağız kanka. Birazcık öne geldim. Ben hayvanlar alemde ilk sinir sistemi hidrada görmeye başlamıştım. Gelişerek devam etti. Ve kıymetli arkadaşlarım yassı solucanlarda ip merdiven sinir sistemi vardır. Neden hocam buraya bu isim verilmiştir? Kanka bak gel şöyle şeklinden çizelim. Böyle iki gözüm Aha böyle sinir sistemi olduğu için. Bundan dolayı bu adı almış. Şuraya geliyorum. Gene aynı şekilde bir ipe benzer yapı var. Böyle bir sinir sistemi olduğu için bu isim gösteriliyor. Tenle şu an dolandığı için gösteremiyorum ama yine şöyle kıymetli arkadaşlarım. Bakın şöyle ip merdiven sinir sistemini bu alanda görüyoruz. O zaman yassı solucanlar deyince anahtar kelime olarak benim aklıma ip merdiven sinir sistemi gelebilir. Yemin ediyorum harikası. Bunu buraya yıldızladım. Ve merkezi sinir sistemi ve boşaltım organının bulunduğu görülen ilk hayvan grubu. Proteinifridium. Yani kıymetli arkadaşlarım bunlarda böbrek bulunuyor muydu? Sorum gelsin. Hayır hocam dediğini duyuyorum. Harikasın. Böbreğe benzer bir yapı var ve sanki hani onun ilk türevi gibi. Ben bunu nereden anlıyorum? Bakın bu ileride nefridium olacak ama burada pronefridium. Pro kelimesi size neyi andırıyordu? Basit ilkel hocam, harikasın. O zaman yumu daha da basit grubunu bu alanda görebilmekteyiz. İşte istediğim, aradığım enerji, aradığım kan bu sevgili arkadaşlar. Kelimeler bize birçok noktada yardımcı olacak. Proton, nöfredyum görülen ilk hayvan grubu olduğunu ifade edebiliriz. Merkezi sinir sistemi, boşaltım organının bulunduğu grup. Özellikle bakın birçok ezberi alan var, birçok bilgi var. Ama önemli noktalara iyi değiniyorum. Oraları kaçırma. Hemen yazıyorum. Sınav sorusu olabilir. Aman güzel yavaş yürü canım cananım vay vay. Dikkatli ol bebeğim bıçaklanmayalım. Şimdi geldim. Yatsız solucanlar örneklerim nelerdi hocam? Planarya, karaciğer kelebeği ve tenyanın olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum kanki. Yuvarlak solucana geldim. Evet yuvarlak bir yapıya sahip olması bunu gösteriyor ama mesela diğerlerinden farklı olarak burada bir segmentli yapı göremiyoruz. Daha düz bir alan görüyoruz kıymetli arkadaşlar. Ve burada en çok korkulan bağırsak solucanı. Genellikle ayrı şeyle yani hermofroditlik giderek uzaklaşıyor canlılar birbirinden dişi ve erkek olarak e, erkek organ olarak birbirinden ayrılmaya başlıyor burada çoğunda eşeyli üremeyi görüyoruz bakın dikkat bu kelimelere ve insanda parazit yaşayan türlerinin olduğunu da ifade edebiliriz kıymetli arkadaşlarım özellikle böyle kirli sularda falan bunların larvaları olduğunda işimiz tehlikeli yani eee o kirli sular sıkıntı oluşturabiliyor. Bir süre sonra o larvalar bizim bağırsağımızda ne yazık ki büyüyüp gelişebiliyor. Bizim besinlerimizi yiyerek bağırsak solucanında özellikle. Ve kıymetli arkadaşlarım şiddetli karın ağrısı, ateş, sürekli zayıflama, ağızdan yoğun salya gelmesiyle kendini gösteren bir durum oluşturuyor. Korkmayın doktora gittiğiniz an itibariyle size bir hap veriyor. O hapı içiyorsunuz o hapı içtikten sonra kıymetli arkadaşlarım. Belli bir dönem dışkı kontrolü sağlanıyor. Dışkı kontrolü sağlandıktan sonra dışkıyla beraber gidiyor kankalar. Bunu da ifade etmiş olalım. Özellikle Afrika gibi hijyenin biraz daha uzakta kaldığı kısımlarda kıymetli arkadaşlarım. Bunun çok daha fazla türevlerini görebilmekteyiz. Ama ne yazık ki bu istenmeyen bir süreç. Ama ne kadar da öyle olsa iki gözümün çiçekleri dikkat etmekte fayda var bilmediğimiz etmediğimiz yerlerden su içmemekte büyük bir fayda var. Bunu da ifade etmiş olalım. Aynı zamanda tirişin kancalı kurt bu grup içerisinde yer alıyor. İnsanda ve hayvanda evet parazit olarak yaşayan türlerin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela atların bağırsaklarında falan da olabiliyor. Bunlar tehlikeli grup parazit aman dikkat. Solunum ve boşaltım vücut yüzeyinden difüzyonla da bu canlı grubunda gerçekleşebiliyor kıymetli arkadaşlarım ve vücut boşlukları ağız ve anüs olarak iki açıklıkla dışarıya açılır. Bak burada iki açıklıktı. Biraz önce gelelim. Nerede tek açıklıktı? Dikkat. solucan solucanda hemen yaz. Ağız artı anüs. Tek A çıklık. Neredeyim ben? Şu an ne anlatıyorum sana? Bak yuvarlak solucan. Yuvarlak solucana geliyorum. Yuvarlak solucan. Hemen notumu alıyorum. Ağız artı anüs. Sığmadı. Yukarı kaydırayım. İki açıklık. <laughs> Hep öğrenciyken de böyle çalışırdım sevgili arkadaşlar. Hani genelde sınıfta böyle yazısı güzel olan, çok sevilen, sınav zamanının notları tercih edilen bir arkadaş olur ya işte o beğendim. <laughs> Halen de öyleyim sevgili arkadaşlar. Yası salacağım, yuvarlak salacağım. Bakın hemen ben bunu kafamda kodladım aslında yazarak ezberden uzaklaştırmış oldum. Ağızdan üst tek açıklık yası. Ağızdan üst iki açıklık yuvarlak solucan olduğunu ifade edebilirim. İki gözümün çiçekleri. Bunu da buraya eklemiş oldum. Oh süper. Devam. Sıra geldim neredeyim? Halkalı solucanlar. Halkalı solucanlar biraz önce bahsettiğim toprak solucanı özellikle onu işkence ettiğimiz sevgili arkadaşlar toprakta yaşıyor. Deniz poliketi, sülük, sülüğü de çok fazla duymuşsunuzdur. Alternatif tıp kısmında değerlendiriliyor kıymetli arkadaşlarım halen günümüzde de. Bunlar da halkalı solucanlar kısmında yer alır. Suda yaşayanların da solungaç solunumunu... Bakın farklı bir solunum şekli görüyoruz burada. Karada yaşayanlar da difüzyonla gaz alışverişini görebilmekteyiz. Ama boşaltım nefridyum. Aa, pro nefridyumu nerede gördük? Gel. Hocam, hocam. Yassı solucan da pro nefridyum. Halkalı solucan da nefridyum. Bir tık daha gelişmişe. Hemen buraya not alıyorum. Yazsız solucan. Yazdım. Pro nefridyum. Hocam geldim. Halkalı solucan. Çalışırken hemen dikkatimi çeksin istiyorum. Nefridyum. Oh! Şöyle de yuvarlak içerisine aldım. İp merdiven sinir sistemi var. Biz bunu daha önceden gördük zaten. Yeni gördüğümüz bir şey değil. Yassı solucanlar da var. İkisinin ortak özelliği. Al sana çok güzel bir karşılaştırma sorusu ki gelirse detay olur. Ezber olur yani baktığınızda. Onun için dikkatli öğrenin kıymetli arkadaşlarım. Yine eşeyle ürediklerini de söyleyebiliriz. Özellikle toprak solucanı toprağın havalandırılmasında organik atıkların parçalanmasına büyük öneme sahip. Ayrıştırıcı gibi davranıyorlar. Ve özellikle tarımsal e, faaliyetlerde Belli dönemlerde toprak solucanları alınıp işte ekleniyor ve böylelikle kıymetli arkadaşlarım toprağın havalanması ve verimi sağlanıyor. Oradaki organik atıklar parçalanıyor. Solucan alta girip üste çıkıyor. Toprağın altına girip üste çıkıyor. Bu da toprağın havalanmasını, devirdayımını sağlayan nokta oluşuyor. Hatta bunun e, ticareti yapılıyor. Kanka baktık olmadı solucan ticaretine gireriz. Neden olmasın? Ve bunların da yine kestiğimiz zaman hatırlayın rejenerasyon yeteneği yüksekti. O Biz ne dedik bir önceki videoda? Omurgasız hayvanların genel özelliklerinde genellikle açık kan dolaşımı görülüyordu. Ama istisnalar vardı. Özellikle birini burada görmeye başladık. Kapalı dolaşım sistemi görülür. Kimde bu kanka? Kocaman yaz. Halkalı solucan. Evet. Sıra yumuşakçalara gelecek ama bunu bir sonraki videomuzda devam edelim kıymetli arkadaşlarım. Çok fazla bilgi verdim. Ve öyle olduğu için karışsın istemiyorum. Bir anda omurgasızların tamamını yüklersek knockout. Bunu istemiyorum. Kıdemli, yavaş yavaş sindirerek, ezber yapmadan, mantığını öğrenerek ve günlük yaşama aktararak ve eğlenerek biyoloji mümkün. Bir sonraki videoda görüşürüz.